Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi israhli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezi arsale rasulahu beşiran ve nezira ve salatu ve selamu ala men ahyad dine ba'de en kâne esira ve ala alihi ve ashabihil mukaddimin alel khayri ve lev asira. İlemu enne aftalel kitabi kitabullah ve aftalel hedi hedi Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalatin finnar. Ve biz senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ahabbul kelami ilallahi ta'ala erba'u subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar la yedurruke bi eyyihinne bede'te İlâ âhiril hadîs. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhimus salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmaînin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihâri dâr-ı bekâ edenler rahmetullahi aleyhim ecmaînin. Hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstadlarımızın, meşayih efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ahabbul kelami ilallahi. Allah-u Teala Hazretlerine en sevimli söz erbağı dörttür. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, allahu ekber. Dört kelam Allah'a çok sevimlidir. En sevimli sözdür. La yadurruke bi eyyihinne bede'te. Hangisinden başlarsan zararı yok. Zarar vermez. Yani elhamdülillah diye başla, la ilahe illallah diye başla, Allahu ekber diye başla veya burada olduğu gibi subhanallah diyerekten başla. Zararı yok diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin devamını şimdi size arz edeceğiz. La tüsemmiyenne gulameke yesaran ve la rabahan ve la necihan ve la eflah. Çocuğuna yesar, rebah, necih, eflah, bir rivayette nafi adı verme diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi gulam kelimesi Arapça'da köle demek. Şimdi kölelik yok mu? Tabii tartışılabilir. Eskiden olduğu gibi muharebe meydanında İslam dinine göre Müslümanlar Allah yolunda canlarını bezletmek üzere adaleti, insanlığı yeryüzüne hakim kılmak, zulmü önlemek uğruna canlarını feda etmek için cihat ederler. Yaptıkları cihatta galip gelirlerse bu zalimlere karşı, o zalimleri esir aldıklarında ülül emr erkekleri köle, kadınları cariye olarak çarpışan mücahitlere verir. Bunu İslam icat etmedi. Eskiden kölelik vardı. Kaynağını sadece adaleti, insanlığı dağıtmak için, zulmü önlemek için cihat şartına bağladı. Ve de köleliği eskiden insanlar kölelerini öldürebilirlerdi. Aç bırakabilir, susuz bırakabilirler. Onların gücü yetmeyecek işleri onlara teklif edebilirlerdi. Hiç sorumluluklar yoktu. İslam insanileştirdi. Onların da insan olduğunu, yediğinizden, giydiğinizden giydirin. Onlara da takatının üstünde, gücünün üstünde iş teklif etmeyin emirlerini verdi. Ve de
köleliğe, köleleri hürriyetlerine kavuşturmaya, azat etmeye teşvik etti. Köle azat edeni Allah yakmayacak, cehennemde yakmayacak diye çok müjdeler var. Efendim yani bunu söylüyorum. Efendim İslam'da köleliği yoktur filan diye. Yani köleliğin olması bir ayıp İslam'a göre güya kendilerince. Hayır efendim öyle bir şey yok. Biz İslam'ı Allah'ın bize verdiği şekliyle nasılsa öyle kabul ederiz. Falancanın filancanın hatırı için şurasını almayalım burasını alalım demeye hakkımız yok. İslam Allah'ın insanlara bir kanunudur, din kanunudur, verdiği bir, lütfettiği bir din kanunudur. Kaynağı Allah'tır, o vermiştir. Onu da insanların iyiliği için vermiştir. İster kabul edersin, ister etmezsin. La ikraha fid dini, dinde zorlama yok. Kim isterse inansın, kim isterse kafir kalsın. Ayetçiliğe var Keyif suresinde. Ama diyor, ama tabii Allah inanmamızı istiyor. Kendine kul, kendinin kulu olduğumuzu anlamamızı, ona görevlerimizi yapmamızı dünyaya imtihan için gönderdiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Zorlama yok. İsterin, ister inanın, ister kafir kalın ama bu dediklerimi yapmazsanız ahirette hesap soracağım diyor. Evet, dinde zorlama yok. Yani Müslümanlığı Allah bize gönderdi. Kaynağı Allah'tır. Nasıl bugün kanunları millet meclisleri yapıyor, kanunları kaldırmak veya değiştirmek yetkisi de millet meclislerindeyse, İslam, yani anlatmak için arz ediyorum, dinin kaynağı da Allah'tır. Dini o göndermiştir. Olduğu gibi, Kur'an'daki gibi kabul edersen gidersin, etmezsen böyle. Efendim şunu alayım, burasını alayım, olmaz. Din bir bütündür. Mesela dinde, imanda 1000 inanılacak şey madde olsa 999'u çok iyi ama şu bir maddeyi içime almıyor desen toptan kafir olursun. Hiçbirini kabul etmemiş olursun. Öyle görüşler ileri sürenler olduğu için onları arz ediyorum. İman, İslam bir bütündür. Reddedemezsin bir tanesini. Bir tanesini reddedemezsin. Kabul edersin, yapamamak ayrı iş. Bunu ayırın. Reddetmek ayrı iştir. Yapmamak, yani tembelliğinden dolayı, inkar ettiği için değil, tembelliğinden dolayı, gevşekliğinden dolayı yapamamak ayrı şeydir. Bugünkü kanunlardan misal verelim. Kanunları tanımıyorum derseniz sizi hemen derhal idam ederler. Devleti tanımamaktır bu. Yok, böyle bir şey söylemez de ihlal ederseniz kanunlardan birisini, o kanun ihlal maddesine göre içeri alırlar, cezanı çektirirler. Yine vatandaşlıktan atmazlar seni. Aynen dinde de böyle. Ben bu maddeyi kabul etmiyorum dedin mi hepsini retmiş gibi kabul ederler. Burada cezalandırma yeri hapishane. Öbür tarafta da Allah'ın cezalandırma yeri cehennemdir. Orayı atacağım diyor. Evet, şimdi gulam kelimesinden çıktı bu parantezi, bunun için açtık. Gulam aslında köle demek. Kölenin kaynağı da cihattır. İslam'da da vardır. Kaynağı cihat olmak üzere. Cihat ediyor musun? Canını ortaya koyuyor musun? Ve de zalim adamı yeniyor musun? Gel sana köle verelim. Ama sen askerlik yapmamak için 1000 dereden su getiriyorsun. Yani ben Türkiye'yi kastetmiyorum. Batılılar da biliyoruz. Adam o kadar dünya zevkine datmış ki çarpışmak neyime diyor. Dünyaya ben yaşamaya geldim. Ölmeye gelmedim ki. Yaşayacağım diyor. Hiç savaşmak istemiyor. Öyle bir insanlar var şimdi. İslam'da kelle koparmak için cihat yok. Adaleti yaymak için, zulmü önlemek için, insanca yaşamayı tüm yeryüzüne hakim kılmak için cihat var. Kimse kimseye tasallut etmesin, zulmetmesin diye. İşte böyle bu uğurda, bu ideal uğrunda canını ortaya koyuyorsun, kazanıyorsun. Buradan bu zalimleri Allah sana mükafat olarak dünyada
böyle sistemi bu Kur'an'ın, erkekleri köle, kadınları cariye olarak verebiliyor. O da insanca muamele etmek kaydıyla ona şartları var tabii. Hep böyle fıkıh kitaplarında çizgileri var. Bu çizgileri aşamazsın. Eskidenki kölelik yok yani. Ve de tabii Peygamberimiz bütün kendine düşen köleleri azat etmiş. Hürriyetine, özgürlüğüne kavuşturmuş. Öbür sahabileri de böyle yapmışlar. Teşvik edilir özgür kılınması, teşvik edilir köleleri. Şimdi gulam, burada biz o maddeyi o şekilde yormayacağız da çocuk diye yorumlayacağız. Böyle yorumlamaya da şimdi haklıyız. Burada bu şekilde izahat vermeye, açıklama yapmaya da hakkımız var. Şundan var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var, biliyorsunuz. Meryem anamızın doğuşu çok ilginç. İmran ile karısı Hanne'nin çocuğu olmaz. Hanne bir gün kıra gider. Bir ağacın altında dinlenirken bakar ki ağacın tepesinde bir kuş yuvası. İçinde de yavrular ağzını açıyor böyle. Anneler gelsin doyursun diye. Derken anne kuş gelir. Biliyorsunuz kuşlar kursağından çıkarır, yavrularının ağzına böyle verir. Böyle doyurur yavrularını. Geliyor anne kuş, cik 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 cik. Anne kuş yavrularına, ağzını açın yavrularına kursağından birer parça çıkararak hepsini taksim eder. Mutlu olarak böyle güzel şen şakrak yavrularını doyurduğu için ötererekten orada bir helezon çizer. Hanne'nin çocuğu olmadığı için yürekten üzülür. Derinden bir ah çeker ve der ki ya Rabbi, bana da böyle yavru verseydin, ben de onu sütle doyursaydım da böyle ötseydim, şükretseydim. Yine itirazım yok ama bana da böyle bir nimet verseydin diye içten bir dua eder. Bana bir yavru ver, onu sana vakfedeceğim, Allah yoluna vakfedeceğim der. Bu olayı anlatmamdaki sebep bu. Birçoklarımız efendim dua ediyoruz ama olmuyor. Şimdi Kur'an'da dua edilirse olur. Duanın kabul olmayanı olmaz. Peygamber öyle söylüyor. Böyle dua edeceksiniz. Bütün zerrelerinizden coşup gelerekten, bütün benliğinizle Allah'a yönelerekten, bütün benliğinizle Allah'a yalvaracaksınız. Hanne'nin bu duası geçerli olmuş. Çocuğu olmuş. Yaşlandıktan sonra Meryem diyor ki Kur'an'da, ya Rabbi ben sana çocuğum olursa Allah yoluna vakfedeceğim diye söz vermiştim. Sözümden dönmüyorum ama erkek doğmadı, kız doğdu. Kız erkek gibi değildir ki yani, tam savaşamaz, cihat edemez. Ama sözümde duracağım diyor, beze sarıyor ve götürüyor Mescid-i Aksa'ya. Mihraba bırakıyor Meryem anamızı, yavruyu. Sözünde durdu, nezrinde, adağında duruyor. Onun için bu camilerin mihrabında o kelime, o ayet yazar. Aslında o kıble ayeti değildir. Ama içinde mihrap geçer. Mihrap şu, imamın durduğu oyuk. Bir fazla cemaat safı olsun diye biraz oyulmuş orası. Cemaatin, caminin içinde bir fazla cemaat alsın diye. Hedefi budur, o oyun hedefi budur. Şimdi imamlığın özel makamı vardır anlamına değil. İslam'da imamlık mesleği yoktur. Müminlerin her birinin imamlık yapacak kapasitede olması istenir. Müminler bir araya geldi mi bakarlar, hepsi imamlık yapabilecek kalitede. Kur'an okumasını bilir, fıkhi bilgileri vardır. Öyle olmalı lazımdır dinimize göre. En iyimiz falanca bilirler. Müminler birbirlerinin kardeşi ve sıkı fıkıdırlar. Bilirler ki o hepsinden iyi. Buyur derler, imamlığa o geçer. Böyle meslek olarak imamlık mesleği İslam'da, din adam mesleği yoktur. Camiler boş kalmasın. İşe, tarlaya, bağ bahçeye gittiği zaman belki hiç kimse
camiye gelemeyebilir diye, camiler boş kalmasın, ezansız kalmasın diye zaruretten dolayı İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed demişler ki maaşlı imam tayin edelim, zaruret var çünkü. Adamı camiye bağlamazsak camide ezan okunmayabilir, boş kalabilir, herkes tarlaya gidebilir. Bu da iyi bir şey olmaz diye fetva vermişler. Onun üzerine ben de müezzinlik yaptım, imamlık yaptım, maaş alırız. Aksi halde aslında İmam-ı Azam'a göre alamaz diyor. Zaten kılacak namazı diyor, zaten kılacak. Şimdi şunu getireceğim. Kiliselerde de absit vardır. Papazın durduğu oyuk vardır. Daha geniş ev gibi. Bu o anlamda değil. İmamın özel makamı vardır anlamına değil. İslam'da bu yok. Neye var? Bir safta cemaat çoğalsın diye azıcık öne oyulur. Bir safta fazla cemaat alsın diye. Şimdi buradan şuna geliyor. Fukaha, fakihler, camilerde olanlara söylüyorum. Tabii kabul ederler, etmezler. Onu bilmem. İmamın durduğu yer, imamın durduğu yer, cemaatin durduğu yerden yüksek olmamalıdır. Olmamalıdır. Böyle sert şeklinde dükkan tabiri eder. Fukaha onu dükkan tabiri yapar. Yüksek olmamalıdır. İmamın makamı var, ayrı bir özelliği var anlamına geldiği için bu mekruhtur, yanlıştır. Yani böyle olursa namaz geçersizdir demiyorum. Ama doğru değil. Neden o kiliselerdeki abside benzediği için? Onlara özel yeri vardır, rahiplik sınıfı vardır. Sıradan bir insan değildir onlar. Ayrı bir şeyleri vardır. Hatta onların başının bambaşka ayrı yeri vardır. Tarihte biliyorsunuz kralları aforoz etme hakları var. Cennetin anahtarını satma hakları var. Bunları tarihte biliyoruz. Tarihi bilgi olarak arz ediyorum. Biz kimsenin dinine, imanına karışmıyoruz. Biz Müslümanız, Müslümanlığı öğretmeye çalışıyoruz. Tarihte var bunlar. Cennette, cehennemde bize göre, Kur'an'a göre Allah'ındır. Hiçbir din adamının ne seni ne beni cennete, cehenneme sokma yetkisi yoktur. Anahtarını satma yetkisi asla yoktur. Allah bilir onları. Dilediğini oraya cennete sokar, dilediğini cehenneme sokar. Hiçbir kimsenin din adamı olsa bile böyle bir yetkisi yoktur. Ayrı bir sınıf yoktur çünkü Allah'la kul arasında. Bir adam ya Rabbi dedi mi direkt Allah'a yalvarır. Bir aracıya ihtiyacı yoktur. Evet, bu imamın mihrabının yüksekçe olmasını fukaha bu yönden mekruh görüyor. İmamın durduğu seviyede olacak. Seviyede olacak diyorlar. Mekruh olur diyorlar. Ben de size arz ediyorum. Kabul eden hocalar o yüksek sonradan çakılmış tahtaları kaldırsınlar. Fıkıh kitaplarına da bakabilirler. Dükkan tabiri edilir. Evet, şimdi küllemâ dahale aleyhâ zekeriyyel mihrâbe fecede indihâ rizkâ. Oraya geleceğim ben. Mihrab kelimesinden bu açıklamayı yaptım. Meryem'i bakmış o zaman Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da din adamı, bunların başı, fetvacı Zekeriya Aleyhisselam. Gelmiş ibadet yapmak üzere, bakmış mihrapta bir çocuk var, kundakta. Sonra soruşturmuş, Meryem'in annesi Hanne, Zekeriya Aleyhisselam'ın şeysi, hanımı İsa'nın kız kardeşi, teyzesinin teyzesi, yani hanımı onun, bu çocuğun teyzesi. Öğrenmişler Allah'a vakfettiğini, onun için koyduğunu. Herkes demiş ben bakacağım, ben bakacağım, ben bakacağım. Demiş ki o da ben bakacağım. Çünkü teyze ana demektir. Ve davayı kazanmış. O bakmayı hak etmiş. Peygamberimizin de buna dair olayı var. Mekke'de, Mekke'ye gittiklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümre-i Kazada, Ümre'ye gittiklerinde Hazreti Hamza'nın Seyyid-i Şüada, Hazreti Hamza'nın şehit olmuş yetim kızı var Mekke'de. Peygamberimizin o tavaf yaparken amca, amca diye peşine takılmış. Bu senin demişler amcan. Buna takılmış. Hazreti Ali de, o da akrabası,
amcasının kızı o da. Almış onu şeye götürmüş. Hazret Fatıma'ya. Kafilede o da var. Demiş ki Fatıma bu amcamın kızı. Orada erkeklerin arasında olmuyor. Kız çocuğu bu. Ezilecek. Şunu dur demiş ben peygambere demiş rica edeceğim. Gitmiş ya Resulallah bunu böyle bırakmayalım demiş. Alalım götürelim. O da olur demiş. Hudeybiye anlaşmasında kadınlardan Müslümanlara katılırsa diye bir madde yok. Erkeklerden katılanı iade ediyor peygamberimiz. Kadınlarla ilgili madde yok. Olur demiş onun için. Anlaşmaya aykırı bir şey yapmış olmayız. Şimdi o Hazreti Hamza'nın o yetim kızını peygamberimizin ilkin evlat edindiği sonradan evlatlık olmayınca dışarıda kalan Zeyd ben demiş alacağım onu besleyeceğim. Hazreti Halid demiş ben alacağım. Ebu Talha demiş ben alacağım. Paylaşamamışlar. Peygamberimiz de diyor teyzesini vereceğim diyor. Teyze innemel haletu teyze ana demektir. Ve ona vermiş. Bu aynı şey Zekeriya Aleyhisselam'da bu hanımı teyzesi olduğu için Meryem Hanım kazanmış. Bakımını üstlenmiş. Ama annesi diyor ki ben onu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya vakfettim. Eve götüremezsin. Tamam o şartı da kabul. Karnını doyurmak için çarşıya gitmiş ki süt ala, mama ala. Bir gelmiş bakmış. Çocuk çoktan doymuş. Artan süt de mama da orada duruyor. Her ne zaman böyle doyurunca gitse doymuş görüyor. Külleme dahale aleyha zekeriyel mihrab. Ne zaman böyle Meryem'in olduğu mihraba gelse baksa çoktan doyurulmuş, artmış. Ha demiş bu çocuk bambaşka bir çocuk. Sıradan bir çocuk değil. Melekler doyuruyor çünkü onu. Onun da çocuğu olmazmış. Ben lafı oraya getireceğim. Gulam kelimesini açıklayacağım şimdi. Bu olayları anlatırken tabii bu arada da teyzenin ana demek olduğunu size öğretmiş olduk. Ve kölelik meselesini size anlatmış olduk. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam'da dua içten olunursa, dua içten edilirse samimi kabul eder Allah. Onu da arz ediyoruz. Zekeriya Aleyhisselam'da peygamber çocuğu yok. Yaşlanmış. Hanımı kendi. Çocuğu yok. Demiş ki ya Rabbi o çocuğu görünce ah bir de benim çocuğum oğlum olsa. Şimdi ben ölsem demiş ya Rabbi senin adını kim duyuracak bu insanlara? Çünkü Zekeriya Aleyhisselam Tevrat'ı öğretirmiş. İnsanlara vaaz edermiş. Böyle ben ölürsem demiş oğlum yok kim duyuracak? Bana da bir çocuk ver ya Rabbi. Allah da peki demiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de evet sana Yahya adında oğlan vereceğiz. Ey Zekeriya. Şimdiye kadar Yahya adında hiçbir isim yoktu. İlk defa senin vereceğimiz oğluna Yahya adını veriyoruz diye müjdeleyince bu defa diyor ki evet bu defa diyor ki Rabbi enna yekunu li gulamun bu kelimeyi şimdi açıklamak için bu olayları anlattım. Benim burada gulam köle değil çocuk oğul manasına. Allah'ım benim nasıl çocuğum olacak? Evet. Alt tarafı şu. Vakat belagani el kibaru ben yaşlandım. Vomraati akır. Hanımım da kısır. Çocuğu olmayan bir koca karı. Ben de ihtiyar bir herifim. Nasıl çocuğum olacak? Kale kedelik. Evet. Bu iş öyledir ama. Evet. Kale kedelikillahu yef'alu ma yeşâ. Melekler diyor ki Allah dilediğini dilediği şekilde yapar. Bu iş oldu bitti bile. Yani 95 yaşındaki adam çocuğu olur mu? 90 yaşındaki karının çocuğu olur mu? Olur. Oldu bitti bile. Böyle ayet böyle. Biliyorsun İbrahim Aleyhisselam da Sara validemizden çocuğu böyle olmuştur. Beni İsrail o şeyden gelmiştir. Bu defa Zekeriya Aleyhisselam diyor ki Rabbi cealli aye. Öyleyse ya Rabbi bir alamet ver bana çocuğumun olacağına. Hani İbrahim Aleyhisselam da nasıl dirilttin sen ölüleri? İnanmıyor musun? İnanıyorum da. Gözüm görsün şöyle
dört dörtlük olsun istiyorum. Liyatma inne kalbi. Aynı İzzekâr Aleyhisselam da istiyor. Diyor ki tamam da bir delil o zaman bana ver çocuğumun olacağına dair. 95 yaşındaki adamın çocuğu olacak. 90 yaşında hanımın. Kâle. Evet. Rabbi cealli âye. Evet. Bunun üzerine diyor ki Cenab-ı Hak ayetuke alla tukelliman nase selasete eyyamin illa romza. 3 gün dilin tutulacak. Konuşamayacaksın. Çünkü Zekeriya Aleyhisselam vaaz ediyormuş Tevrat'tan, konuşarak vaaz ediliyor benim gibi. 3 gün dilin tutulacak. Bu oğlun olacağının alameti. 3 gün konuşamamış Zekeriya Aleyhisselam ama görevden geri kalmamış. Burayı da bizim için önemli, bu olayı onun için anlatıyoruz. Hocalar hiçbir durumda görevi terk edemez. Hocalık yapıyor Zekeriya Aleyhisselam. O zaman bize bir şey yok. Hayır, siz de ailenizin hocasısınız. Hiçbir durumda emr-i maruf yapmaktan geri kalamazsınız. Bu ne yapmış o? Çıkmış, gelin demiş. Konuşamıyor ya, işaretle gelin demiş. Caminin önüne, Mescid-i Aksa'nın kumluğuna çıkarmış. Tevrat'ın ayetlerini kuma yazmış. Dili konuşmuyor, yazıyla. Demek ki din adamı ve siz babalar, analar her durumda iyiliği emredeceksiniz. Geri kalmak, hizmetten kalmak yok. Bu da onu. Evet, böyle ayetçiler var. Orada gulam kelimesi köle değil, çocuk anlamına. Şimdi öyleyse tercüme ediyoruz hadisi. Çocuğunuza yesar, kolaylık veya bolluk, zenginlik demek. Ve la rabah. Rabah kar demek. Kar demek. Fayda demek. Ve la necih. Necih kurtulan, kurtulmuş demek. Ve la eflah. Eflah selamete çıkan demek. Bir rivayette nafi, fayda veren demek, faydalı demek. Böyle isimleri vermen diyor Peygamberimiz. Neden efendim? Bu bir mecburi değil, tavsiye niteliğini taşır. Peygamberin hadisindeki, Kur'an'daki emirler bazen farz gerektirir. Mesela akimu, namazı güzel, devamlı kılın. Bu tavsiye değil. Mecbursunuz. Bir vakit namaz kılmazsanız 50 bin yıl yakacağım diye ayet var alt taraf başka yerde. 50 bin yıl. Mecbursun. Hesabını soracağım diyor. Tevbe etmezsen, tevben kabul olmazsa böyle gidersen 50 bin yıl yanacak bir dünya senesiyle. Kur'an'da ayet var böyle. Hamsine elfe sene. Böyle mecbursun. Oruç tut. Mecbursun. Etü zeka, zekat ver, mecbursun. Bir de mesela kulu veşrabu, yiyin için mubah olan, helal olan gıdalar, bu mecburi değil. Ölmemek için yemek mecbur olur da, yani sabah kahvaltısı yemesen, işte oruç tutuyoruz, yemiyoruz, ölmüyoruz. Ama bu mubahtır, tavsiye niteliğindedir. Kur'an'ın emirleri, Peygamberimizin hadisinden emirler böyle bazen mecburilik arz eder. Bazen de tavsiye niteliği. Bu tavsiye niteliğinde bir emirdir. Çocuklarınıza bolluk, kolaylık, kar, kurtulan, kurtulmuş veya selamete ermiş veya fayda veren diye nafı isimlerini vermen. Niye diyeceksin sen? Niye? Çünkü diyor Peygamberimiz fe inneke, çünkü sen takulu, çocuğuna mesela yesar, bolluk, bereket dedin, zenginlik dedin, verdin adına. Esemme huve, söylersin hanımına veya bir başkasına, yesar orada mı? Yesar var mı orada? Veya necih orada mı? Kurtuluş, kurtulma orada, kurtulan var mı orada? Veya nafi, fayda veren, faydalı var mı orada diye sorarsın. Fela yekunu, o da orada olmaz. O da orada olmaz. O çocuğu soruyorsun sen. Bu attık çocuğu. O da orada olmaz.
Feyakulu, oradaki adam der ki, la, burada kurtulan yok. Burada fayda veren yok. Çikin bir durum diyor. Bunlara sebep olduğu için böyle ad verme çocuğuna diyor. Bu çikin kelimeleri söyletmeye sebep olursun. Mecburu değil. Yani versen günah olmaz. Ama bu uygunsuz laflara sebep olacağın için bu kelimeleri vermesen iyi dersin diyor çocuğuna bu isimleri. Ona göre yol gösteriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, şimdi mesela çocuğuna eflah dedin. Eflah neydi? Selamete çıkan. Mesela nafı adını verdin. Faydalı, fayda veren adamına. Ama çocuk gece gündüz muzır bir velet. Herkese zarar veriyor. İsmiyle tam ters olabilir. Herkese böyle nafının diye de küfrederler. O kelimeyi herkes kızar, gözlerinden düşer. Onun için günah değil ama bunlara sebep olur diye böyle kelimeleri vermeseniz iyi edersiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim mesela mübarek isminde vermek böyledir diyor. Mübarek çocuğun adı, Mısır devlet başkanı adı mübarek ama yani o değil, onu söz etmiyor. Şimdi hakikaten mübarek mi adam? Belki dünyanın en büyük gangsteridir. Mübarek, hay mübareğinin derler sonra o güzel kelimeye hakarete sebep olursun. İslam inceliktir böyle. Mübarek ismi böyledir diyor. Bunun gibi isimleri vermezseniz iyi edersiniz. İyi edersiniz diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Berra ismini değiştirmiş. Bar iyilik edendir. Allah'ın bir ismi de odur. Bar iyilik eden Allah'tır. Bar iyilik eden demek. Bir iyilik demek. Berra iyilik eden kız, kadın demiş, Berra vermiş. Neden? Tam tersiniyse kız bu güzel kelimeyi kirletmiş olur. Değiştirmiş Peygamberimiz Berra ismini. Bu gibi neden? Bunlar dikkat ederseniz iyi olur anlamına söyleniyor. Bu hadis-i şerifi, yani isim meselesi önemli. Çocuğunuza göreviniz, çocuğun da hakkı, anlamlı güzel isim vereceksiniz. Bir yol gösteren bir olay. Hadis-i şerif Ahmed İbn Hanbel, Müslim, İbn Hibban, Tabarani, Semra, Tübnü Cündep Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.